Kroşe Örgü Atölyesi'nden merhaba. Kalp ve burgu modelini anlatacağım size. Bu modeli ben bugün bandana şeklinde anlatacağım. Ama örgülerinizin hemen hemen hepsinde kullanabileceğiniz bir model. Yanlardaki haroşa sayısını arttırarak daha geniş bir bandana elde edebilirsiniz. Ben kalın bir ip ve 6 numara şişle ördüğüm için benim örgüm biraz geniş oldu. Ama daha ince ip örerseniz bunun daha dar olduğunu göreceksiniz. O yüzden şuralardaki sayıları arttırmanızı tavsiye ederim. Modeli 22 tane ilmekle başlıyoruz. 22 tane ilmek atıyoruz. Eğer bir bandana öreceksek. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters örgü yaptım. İpi arkaya aldım. 1, 2 tane düz örgü yaptım. Sonra bakın şimdi bu burgu yapmak için böyle bir aparatım var. Bu yoksa siz de tığla da yapabilirsiniz bu yapacağım şeyi. 1, 2 tane ilmeği arkaya alıyorsunuz. Burada kalan 2 ilmeği düz örüyorsunuz. Yani aslında 2 ilmeği yer değiştirmiş olacağız. Elinizle değiştirebiliyorsanız o da olur. Ben şimdi daha iyi anlamanız için böyle burgu aparatını kullanıyorum. Sonra bunu tekrar buradaki şişe alarak, sol şişe alarak 2 tane, 1, 2 tane. Bu bizim temel sıramız. Birinci sıramız değil yani. Böyle yer değiştirdim. Bundan sonra gelen 4 tane ilmek için de aynı şeyi yapacağım. Ama bu sefer buradaki 2 ilmeği öne alacağım. Sonraki 2 ilmeği öreceğim. Düz şekilde örüyorum. Öne aldığım bu 2 ilmeği sol şişe geçirip onları da düz şekilde örüyorum. 1, 2. Sonrasında burada kalan ilmeklerin 2 tanesini 1, 2 tanesini düz şekilde, geriye kalan 5 taneyi de tıpkı başta olduğu gibi yine 1, 2, 3, 4, 5 tane ters şekilde ördüm. Arkaya döndüğümde ne görüyorsam onu öreceğim. Bütün arka sıralarda bu metodu uyguluyoruz. Bakın önde 5 tane ters ördüğümüz bölümü, arkada 5 tane düz örgü yapıyorum. Sonra bakıyorum ters örgüler geliyor. 1, 2. Bu sırada göstereceğim. Sonraki sıralarda arka bölümleri göstermeyeceğim. Çünkü ne görüyorsanız onu öreceksiniz. Ters gelen sırayı ters, düz gelen sırayı düz şekilde örerek arka sıraları tamamlayacaksınız. Böyle ortayı hatırlarsanız önde düz örmüştük bayağı bir sıra. Burada da arkada da ters örerek devam ettiriyoruz. Sonrasında burada kalan 5 taneyi de son bitirirken düz olarak arkada örüyoruz. 3, 4 ve 5. Şimdi döndük. Tekrar 5 tane ters öreceğim. Bu bizim ilk sıramız. Birinci sıra. Bu metodu yaklaşık sanırım 9 sıra boyunca tekrar edeceğiz. 9 sırayı birbirinin tekrarı şeklinde örgünüz bitene kadar yürüteceksiniz. 3, 4, 5 tane ördüm. Yine burgu aletimi alıyorum. 1, 2 taneyi arkaya attım. İpimi de arkaya attım. Düz olarak öreceğim.
şuradaki şişte kalanı. Bir, iki tane düz ördüm. Arkada kalan iki taneyi sol şişinize geçirdikten sonra ipi öne alıp bu iki taneyi bir, iki ters örgü yapıyorsunuz. Sonra ortada kalan dört taneyi düz örüyorsunuz. Bir, iki, üç ve dört. Bir burgu daha yapacağız. Buradaki iki taneyi yine öne alıyoruz. Burguyu öne aldığımızda ipi de öne alıyoruz. Sonraki iki taneyi ters örüyorum. Bir, şunlar gitmesin. İki tane ters örgü yaptım. Ve burguda kalanı düz olarak örüyorum. Bir, iki. Yavaş yavaş o kalp görüntüsünün temeli oluşmuş oluyor. Sonda kalan 3 taneyi, pardon 5 taneyi yine ters örgü yaparak bitiriyorum. 5 tane bitirdim. Arka sıralarda dediğim metodu uyguluyorsunuz. Düz gördüğünüz yerleri düz, ters gördüğünüz yerleri ters örerek arka sırayı tamamlıyorsunuz. Üçüncü sıradayım. Üçüncü sıraya başlarken önce 5 tane, 4 tane ters örüyorum. 2, 3, 4 tane ters örgü yaptım. Şimdi şu bir taneyi, sadece bir taneyi arkaya aldım. Bakın sadece bir taneyi arkaya aldım. İpi de arkaya aldım. Ve 2 tane düz örüyorum sol şişimden. 2 tane düz örüyorum. Buradaki bu bir ilmeği tekrar sol şişime takıyorum. Aslında takmadan buradan da örebilirim. Öne alıyorum ve ters örüyorum. O tek ilmeği. Bakın. Yavaş yavaş kalp görüntüsü sağa doğru yaklaşmaya başladı. Tekrar burada gördüğüm iki tane tersi ters olarak örüyorum. Buradaki iki tane düz örgüyü arkaya attım. İpi de arkaya attım. Burayı bir, iki ördüm. Sonra burayı tekrar sol şişe geçirip burayı da düz şekilde örüyorum. Ortada bir burgu yapmış oluyorum yani. Bakın ortayı burgu yapmış oluyorum. Şimdi tekrar buradaki iki tersi ters olarak örüyorum. Şurada bir yer değişikliği yapacağım. İki tane düz örgüyü öne alacağım. Arkadaki sol şişte bir ters öreceğim. Bu düz örgüleri tekrar buraya geçirip, bu bizim kalbimizin çerçevesi bildiğiniz gibi, hiç dokunmuyoruz. Hep düz olarak örüyoruz bunları. İki tane düz. Sonunda yine tıpkı başlangıçta olduğu gibi 4 tane ters örerek 3. sıramızı da bitiriyoruz. Arkada dediğim gibi ne görüyorsak onu öreceğiz. Düz gördüğümüz yerleri düz, ters gördüğümüz yerleri de ters öreceğiz. Sıradayım. Bu arada az önce yanlış söyledim 9 sıra diyerek. Model toplam 8 sıranın kendini tekrar etmesiyle devam edecek. Şimdi 7. sıradayım. Pardon, 5. sıradayım. İki, üç. Başlangıçtaki ilmekleri örmezseniz güzel olur. Buradaki kalan son ters ilmeği arkaya attım.
Buradaki iki tane ipi de arkaya attım. İki tane düz örgü yapıyorum. Bir ve iki. Sonrasında geri attığım ilmeği sol şişe ipi öne alıyorum ve o ilmeği ters olarak ördüm. Sonra burada kalan 3 tane tersi de yine ters ilmek olarak örüyorum. 1 2 3. Buradaki 3 tane ilmeği ters olarak ördüm. Ortadaki şu 4 tane düz ilmeği yine düz olarak öreceğim. 1 2 3 4. Sonra tekrar buradaki 3 ilmeği ters olarak örüyorum. 2 ve 3. Buradaki 2 tane düz ilmekle buradaki tek ters ilmeği, bakın böyle kolayca yer değiştiriyorum. Hiç o burgu aparatına gerek duymadan. Bunu arkadan aldığımı ters olarak örüyorum. Diğer ikisini bu kolay burgu yapma metodu, hiç aparat kullanmadan düz olarak ördüm. Sonda kalan 3 taneyi de yine 2 ters olarak ördüm ve çıktım. Arkaya döndüğümde aynı metotla düz gördüğüm yerleri düz, ters gördüğüm yerleri ters örerek 6. sırayı bitiriyorum. Ve 7. sıra. 7. sıraya normal başlıyoruz. Gördüklerimizi örerek 3 tane ters başta. Birincisini, birinci ilmeği almadan, örmeden alın. Sonra bu 2 taneyi yine düz olarak örüyorum. Sonra buradaki 4 tane ters ilmeği yine ters olarak örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi ortada 4 tane düz ilmeğim var. Bunları burgu yapacağım. 2 tanesini geriye attım. Yani yer değiştiriyorum aslında. İpimi de geriye attım. Sol şişimde kalan ilmekleri düz olarak örüyorum. Sonra aparattaki 2 ilmeği sol şişime takıyorum. Ve onları da düz örerek ortada bir tekrardan bir burgu yapmış oluyorum. Bakın tekrardan bir burgu yapmış oluyorum. Buradaki 4 tane ters ilmeği yine ters olarak öreceğim. 2 tane düzü düz olarak öreceğim ve sonunu da yine 3 tane tersle bitireceğim. 7. sıranın sonuna gelmiş olacağım. Sıralar konusunda karışıklık yaşadım. Az önce 8 dedim, ondan önce 9 dedim ama toplam 10 sıra. Bundan sonra da bir sıra var, onu atladım. 10 sıranın birbirini tekrar etmesi şekli. Şu an arka sırada ne gördüysem onu örüyorum. 9. sıraya geçeceğiz. Dayım kalp şekli ortaya çıktı yavaş yavaş. İlkini örmeden alıyorum. Toplam 3 ilmek. 1, 2, 3. Şimdi bu düz olan 2 tane ilmeği öne aldım. Buradaki 2 tersi ters olarak ördüm. 1, 2. Öne aldığımı tekrar buraya geçiriyorum. İpi arkaya alıp bu 2 taneyi düz olarak örüyorum. 1 2. Şimdi buradaki şu haraşo, 2 haraşoyu, 2 ters örgüyü arkaya aldım. Buradaki 2 düzü düz şekilde ördüm. Arkaya aldığım şu 2 tane ilmeği tekrar sol şişe geçirip yine düz olarak örüyorum.
Burada sağda bir burgu yapmış oldum. Sonrasında şurayı da öne alıyorum. Bakın öne aldım. Buradaki haroşoları da iki taneyi düz olarak örüyorum. Öne aldığım bu iki ilmeği de sol şişe geçirip onları da düz olarak öreceğim. 1 2 Bakın onları da düz olarak örüyorum. Sonra başta yaptığım burgu işlemini yine bu kenar için de yapıyorum. Bakın başta yaptığım şöyle yapacağım. Bunları yer değiştireceğim. Bu şekilde yer değiştirdim. Düzleri buraya, tersleri şuraya almış oldum. İki tane düz ve iki tane ters. Sonra kalan üç tane ilmeği de yine burada ters olarak örüyorum. 9. sıram bitti. 10. sıra dediğimizde zaten arka sıra. Yine ne görüyorsak onu öreceğiz. Ve şimdi bundan sonra yeni kalp yapmaya başlayacağız. Yani bu kalbin içinden çıkan başka bir kalpmiş görüntüsü veren yeni şekli yapacağız. Kalp görüntümüz ortaya çıktı. Çok da güzel bir görüntü. Şimdi bundan sonra dediğim gibi 10 sıranın tekrarı şeklinde gideceğiz. İlk baştaki o 2 sıra, 1 ve 2. sıralar temel sıramızda, onları saymıyoruz. Şimdi bundan sonra 1. sırada ne yaptıysak bu sırada da onu yapacağız. 4, 5 tane ters örmüştük hatırlarsanız. Sonra buradaki bu 2 ilmeği arkaya atmıştık. Burayı ters örmüştük. Ve buradaki ilmekleri tekrar şuraya geçirerek ipi de arkaya atıp düz şekilde örmüştük. Ortada 4 tane düz örmüştük. 1 2 3 4 4 Sonra da şu 2 taneyi öne alıp arkadaki iki tane ipi de öne alıp arkadaki iki taneyi 1 2 şeklinde ters ördük. Bunları düz ördük. Ve kalan son 5 tane. 1 2 Birinci sırada ne yaptıysak bu sırada da onu yapıyoruz. Arkalar zaten hep aynı. Üçüncü sıra metodunu da sonrasında tekrar ederek kalbin içinden çıkmış bir kalp görüntüsü elde edebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.